Merhaba. Size bugün ageler'den bahsedeceğim. İngilizce okursak age gibi oluyor ve gerçekten de age olmanın yani yaşlanmanın ölçülen bir markerı. Ne kadar çok agemiz varsa o kadar yaşlıyız demektir. Nedir bu age? Vücudun şekerlenmiş halidir. Yani vücut ne kadar şekerlendiyse o kadar hücreler ve organlar yaşlanmış demektir. Biz şimdi agenin tam olarak ne yaptığını, agelenmenin vücuda tam olarak ne yaptığını anlayabilmek için şekerden bahsettik. Hücrelerin şekerden haraplanıp yaşlanmasından bahsettik. Mikro düzeyde ne oluyor? İleri şekerlenmiş son ürünler anlamına geliyor. Age, vücudun kan şekeri yüksekliğine bağlı olarak ya da kandaki şekerle vücudun daha çok proteinlerin ama lipidler de olabiliyor. Şekerle yaptığı bir tür çapraz bağlanma ve bu bağlanma geri dönüşsüz. Diyelim ki normalde herhangi bir çapraz bağlanmada şöyle bir hareket olsun ama bu esneklikle tekrardan ileri geri hareket edebilsin, bu bağ çözülebilsin, yani yapılsın veya yıkılsın. Bu şekerle olan çapraz bağlanma asla çözülemiyor. O kadar yapışık, o kadar geri dönüşsüz bir bağlanma ki hani ilaç firması şekerle glikozili olarak çapraz bağlanmayı çözebilse herhalde dünyanın en zengin ilaç firması olacak. Çünkü dünya bunu cevabını daha bulamadı. Yani şekerin yaptığı bu çapraz bağlanmayı geri çevirebilecek bir ilaç daha çıkmadı. Yani olmaması tek çözüm şu an için. Yani age dediğimiz şey yaşlanmayı hatırlatsın bize. Bunu biliyoruz zaten age anlamında hani ageler. Şekerle vücut proteinlerinin daha çok arasında yapılmış olan bir tür şöyle çarpı işareti koyalım. Çapraz bağlanma ve bu asla geri dönmüyor. Peki şimdi bu bizi yaşlandırıyor. Mesela işte Alzheimer'daki kafadaki plaklar. Çapraz bağlanmış şeker ve proteinin iz düşümü. Damardaki hani kolesterol falan filan konuşuyoruz ama damar sertliği de damar endotelinde aslında bir tür çapraz bağlanma hatasıdır. Yani bir tür age birikmesidir. Aslında vücuttaki her türlü kronik inflamatuar mikro düzeydeki oluşumun altında o doku bozuluyorsa oralarda bir agelenme söz konusudur. Yani onun pek çok şeyin altından çıkacağını bilmemiz lazım. Ama biz diyabeti örnek olarak niye veriyoruz? Çünkü diyabeti anlamak kolay. Diyabette ne olduğunu anlayarak olayı kavramak kolay. Diyabette ne oluyor? İşte yaraları iyileşmiyor. İnsanların bacağını bile kesebiliyorlar değil mi? Yani eskiden iyi kontrol edilmemiş diyabette gözde katarakt oluyor, böbrekten hasarlar oluyor, işte kalple ilgili sorunlar, damarla ilgili sorunlar. Bunların hepsi için hekimler ne diyor? Kan şekeri iyi regüle edilemediği için, düzenlenemediği için yüksek kan şekerinin kanda dolaşırken ulaştığı her yerde yaptığı hasara söylüyorlar. Bu diyabetin iz düşümlerini yani olan olaylar. İşte bu çok fazla miktardaki şeker pikleriyle diyabette yaşadığımız şeyi biz mikro düzeyde öyle diyabet teşhisi almamış olsak da yaşıyoruz. Aslına bakarsanız her yemek anında bir age piki yapıyor vücudumuz ister istemez. Vücuda enerji girip kan şekeri hafif yükseldiğinde bile. Niye öyle olduğunu yani bunun ispatının ne olduğunu size hemoglobin A1c'yi anlatırken söyleyeceğim. Ama şimdi şu açlık ve tokluk şekerine bakalım. Laboratuvara gidiyoruz. Açlık şekerimizi ölçtürüyoruz. Sonra doktor eğer tokluk şekeri dediyse oradaki kan alan uzman diyor ki ikinci saatte gelin tekrar şekerinize bakalım. İdealde aç olduğun sıfırıncı anla yemeği yedikten sonraki ikinci saatte yani şuradaki şekerle buradaki şekerin birbirine yakın değerde olması gerekiyor. Mesela bizim 85'te açken şekerimiz yemek yedik üstünden 2 saat geçti işte 90 oldu. Yani 85-90 bunlar birbirlerine yakınlar. Bunların birbirlerine yakınlığı bizim bu aradaki enerjiyi doğru regüle ettiğimizi gösteriyor. Bunun yüksek olmasını istemeyiz. O zaman daha diyabetik bir eğri olur veya bunun çok düşük olmasını istemeyiz. O zaman da şurada bir yerlerde çok fazla insülin salındığı için hipoglisemik bir durum olur. İkisi de iyi regülasyon olmamış demektir. Sıfır ile ikinin birbirine yakın olması lazım. Ama arada bir de en yüksek piki yaptığı yemekten birinci saat sonraki bir kan şekeri değerimiz var. Şurada bir değer. Laboratuvarlar bunlar için de özel rakamlar söyler. Şunun üstünü geçerse diyabettir, bunun için üstünü geçerse hamilelik diyabetidir vesaire. Ama bizim bilmemiz gereken her zaman açlıktan sonra vücuda giren bir şey burada bu piki yapacaktır. Şimdi biz açken 85-90 böyle gezerken buralarda 120-140 belki bazen onun daha üstü bir değer var. Şuradaki değerlerin de toplamı aslında vücut için bir
şeker ortalaması yaratıyor. Yani sadece açlık değerleri değil burada. Biz bunu nereden anlıyoruz? Mesela hemoglobin A1c neydi? 3 aylık kanımızda gezen şekerin ortalamasıydı. Yani 3 aylık ortalamasıydı. Bu açkenki halimiz, yemekten sonra 1 saat sonraki o yüksek pik yaptığımız hal vesaire, bunların hepsini ortalama olarak aldığımız zaman bir hemoglobin A1c değeri oluşturuyoruz ve bu da bize işte 3 aylık şekerin ortalamasını gösteriyor diyor hekimler. Nedir hemoglobin A1c? Hemoglobin nerede var? Mesela hemoglobin kan sayımı, hatırlayalım. Hemoglobin orada yazıyor, değil mi? Neyin içinde o? Kan sayımının içinde. Hani kan, kansızlık. O ne? Eritrositler. Yani kırmızı kan taşıyan hücreciklerin, bunlar şimdi kanın içerisinde gidiyorlar ama aynı zamanda kanın içerisinde şurada şeker de var, değil mi? Bu kırmızı oksijen taşıyan hücreciklerin kullandıkları, içinde bulundukları habitattan kullandıkları da şeker miktarına bağlı olarak kendilerinin de yapılarının şekerlenmiş, o çapraz bağla hasarlanmış olma ortalamasını gösteriyor hemoglobin A1c. 3 ay boyunca bu kanın içerisinde aç veya tokken ne kadar şeker dolanmış, bu şekerin de ortalamasının bu eritrositlere verdiği zarar nedir? Neden 3 ay? Çünkü bunların ömrü 120 gün. 120 gün sonra bunlar dolaşımdan çekiliyorlar. O yüzden 120 gün boyunca kalanın üstünden bir ortalama değer elde edilmeye çalışıyor hemoglobin A1c ile. Hemoglobin A1c'yi laboratuvarlar nasıl veriyor? 5,6'ya kadar veren var, 5,7'ye kadar, altın üstü olmasın, orası diyabettir diyen var falan. Şimdi bizim eğer 5,6 ise hemoglobin A1c'miz, kanımız şekerlenmemiş mi? Ya da 5,5 ise mesela bir birim altı, bunun altı ya. 5,5 ise bizim kanımız şekerlenmemiş mi? Pırıl pırıl mı? Hiç agemiz olmamış mı kandan? Ne yediysek vücut onu çok iyi mi halletmiş? Hayır. 5,5 de bir değer. 5,4 de bir değer. Bu böyle inip 5,0'a, 4,8'e kadar indiğini düşün. Şimdi 4,8 olan biriyle 5,5 olan biri arasındaki kan şekeri ortalaması aynı olabilir mi? 4,8 olanınki demek ki daha yatay gitmiş. Şu pikleri çok daha minik olmuş. Yavaş yemiş olabilir, karbonhidratsız beslenmiş olabilir, ucuz karbonhidratları, kolay karışan gıdaları yememiş olabilir. Değil mi bu 4,8 olan? 5,5 olan da orta karar bir beslenmeyle zaten böyle bir değerimiz oluyor. Bu ne zaman 5,7, 5,8, 6 oluyor? Sana o zaman diyabetsin diyorlar. Aslında bu 6 olmadığınız dönemlerde yüksekken de gene bir sorun oluşturuyor. Bu teşhisi almadan önce. Dolayısıyla ne kadar düşükse o kadar az agemiz var demektir. Yani konumuz ageler, vücudun proteinlerini şekerle yaptığı geri dönüşümsüz, bizi yaşlandıran ve her türlü kronik yıkıcı hastalığın etiyolojisinde dokusunun içerisinde bulunan durumun değerlendirmesini yapıyoruz. Agemizin ne kadar az ya da çok olduğunu anlamak için hemoglobin A1c'mize bakacağız. 3 aylık hemoglobin A1c değerimiz ne kadar düşükse o kadar az age yapmışız vücudumuzda. O kadar az yemek sonrası piklerimiz olmuş çünkü yavaş yemişiz. Ya da az şekerli yemişiz veya işte kana kolay karışan işlenmiş gıdaları yememişiz. Veya bütün bu sistemin düzelmesi için gece açlığıyla, uzun açlıkla sistemi bir miktar temizlemişiz. Yani düşük hemoglobin A1c bütün öneri olarak söylediğimiz iyi şeyleri yapma halimizin karşılığı olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden de şöyle bağlayalım konuyu. Adı Age olan ve bizi age eden, yaşlandıran şey bir marker. Yani bu ne kadar çoksa hücresel olarak o kadar geri dönüşsüz, hasarlanmış vücut dokuların var ve bunların biriktiği yerler cildinde olsa sarkma anlamına gelir. Gözün olsa görmenin azalması, işte katarakt olman, işte böbreğinse vesaire, kafansa demans, Alzheimer vesaire. Yani bunların hepsi cildindeki lekeler ya da kırışıklıklar da aynı şekilde. Bunlar ne kadar biriktiyse bunları temizlemek o kadar zor ve bunların birikimi eşittir yaşlılığın. Yaşlılığın hızlanması. Biz bunu ölçmek için en pratik olarak ne yapıyoruz? Konu şekerle başladığına göre şeker yesek de yemesek de ne kadar titiz olsak da olmasak da kandaki bizim açlık, tokluk ve 1. saat piklerimiz önemli olduğu için onları kabaca anlayabilmek için, kabaca değil aslında oldukça ayrıntılı anlayabilmek için
Hemoglobin A1c değerimize bakıyoruz. Eğer baktığımız zaman hemoglobin A1c değerimiz işte 5.4 falansa, bir 3 aylık titizlik gösterdiğimizde biz onu 5.0'a indirdiysek, o zaman o 3 ayda bir önceki 3 aya göre çok daha yavaş yaşlandık. Çok daha genç kaldık. Çok daha az age biriktirdik. Dolayısıyla da daha az age olduk demektir.